Tüm denizlerimizde toplamda 37 tane farklı türde deniz anası olduğu biliniyor. Az önce söylediğim gibi tüm deniz analarının zehirli olduğu düşünülüyor. Bazıları öldürücü seviyedeyken bazılarının insanlar için sadece yakıcı bir etkisi var. Akdeniz'de bulunan deniz analarının zehri kişiden kişiye ve bünyeden bünyeye değişiklik gösterse de anlatacağım deniz analarının hepsinden kesinlikle uzak durun ve temas halinde mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurun. Kuvvetli bir zehre sahip olduğu bilinen Pelagia nostalisa ve Sciurosaura hisosella türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığı Türkiye'deki deniz bilimciler tarafından biliniyor. Mor sokar deniz anası olarak bilinen Pelagia nostalisa türü bazen Akdeniz'in belirli bölgelerinde o kadar çok çoğaldı ki İspanya, Fransa ve İtalya sahillerinin belirli dönemlerde kapatılmasına neden oldu. Bu türün en son 2019 yılında Güney Kıbrıs sahillerinde ve 2020 yılında da Antalya sahillerinde görüldüğü bildirilmişti. Göçmen deniz anası olarak bilinen Ropilema nomadisa Akdeniz'e Süveyş kanalından giren istilacı türler arasındadır. Doğu Akdeniz sahillerinde görülmeye başlanan bu türün en üzücü tarafı çok yoğun bir üreme potansiyeline sahip olmasıdır. Sula deniz anası olarak bilinen Sciurosaura hisosella ilk defa 2000 yılında Erdek Körfezi'nde görülmüştü ve o tarihten bu yana en çok Yunanistan kıyıları başta olmak üzere bizim kıyılarımızda da görüldüğü biliniyor. Kutu deniz anası olarak bilinen Sariptia marsupialis, Adriyatik ve Akdeniz'de görülmeye başlanan maksimum boyu 30-40 mm arasında değişen zehirli bir türdür. Ters düz deniz anası olarak bilinen Sassopia andromeda, Akdeniz'e Süveyş kanalından giren istilacı türler arasındadır. İsrail ve Lübnan kıyıları başta olmak üzere Kıbrıs ve bizim kıyı bölgelerimizde de görüldükleri bilinen türler arasındadır. Macrorhynchia filipina deniz anasının zehri acılı bir batma şeklindedir. Kayalık ve mercanların olduğu bölgelerde yaşamayı çok seven bir türdür. Püsküllü deniz anası olarak bilinen Olidias fosforica acı verici bir zehre sahiptir ve Atlantik başta olmak üzere artık Akdeniz'de de görülen bir türdür. Yuvarlak deniz anası olarak bilinen Aguera globosa Süveyş kanalından girdiği bilinen ve ilk defa 2011 yılında İskenderun'da kaydedilen istilacı bir türdür. Deniz ciğeri deniz anası olarak bilinen Rhizostoma pulma Karadeniz dahil olmak üzere tüm denizlerimizde en çok görülen ve temas edilen türler arasındadır. Beyaz noktalı deniz anası olarak bilinen Filorhiza punctata türü en çok Meksika, Hawaii ve Brezilya sahillerinde bilinse de Akdeniz'de ilk defa 2019 yılında İsrail kıyılarında görülmüştü. Maviş deniz anası olarak bilinen Sotloriza tuberculata 2009 yılından bu yana bizim kıyılarımızda da görülen bir türdür. Dış görünüşü çok gösterişlidir. Küçük balıklar kendisini özellikle yuva olarak kullanmayı çok severler. Kristal deniz anası olarak bilinen Aguera vitrina. Dün deniz anası olarak bilinen Discomedusa lobata en çok Adriyatik'te görülse de Akdeniz'de de dolaştığı bilinen bir türdür. Ay deniz anası olarak bilinen Aurelii aurita Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusları başta olmak üzere ülkemizde de Karadeniz dahil tüm denizlerimizde görülür. Bu deniz anası türünü büyük kalabalık sürüler halinde dolaşırken görebilirsiniz. Balıkçı ağları başta olmak üzere öldüklerinde sürüler halinde kıyıya vurdukları için hem kötü koku hem de görüntü olarak en çok bizi etkileyen deniz analarının başında gelirler. Bunlar Akdeniz'de bilinen ve zehirli olduğu için dikkat etmemiz gereken deniz analarının bazılarıdır. Deniz analarının aşırı artışı başta balıkçılık faaliyetleri olmak üzere turizmi de derinden etkiler. Geçtiğimiz yıllarda Japonya'da bir troll teknesinin ağları o kadar çok deniz anasıyla dolmuştu ki ağlar teknenin kaldırabileceğinden çok daha ağır bir hale gelerek tekneyi batırmıştı. Japonya'da deniz anası meselesi çok farklı bir boyutta. Onlar artık bu deniz analarından nasıl faydalanacaklarının çeşitli çözümlerini bulmuş durumdalar. Ana yemeklerden dondurma ve tatlısına, kozmetik ve ilaç sektöründen sanayi alanlarına kadar her alanda deniz analarından faydalanıyorlar. Belki bazı deniz anaları sayesinde kansere tedavi ve ölümsüzlük gibi tıp alanında çığır açacak gelişmeler bile bulacaklar. Deniz anası temasından korunmanın en akıllıca yolu denize girerken mümkün oldukça tenimizi saracak deniz kıyafetleriyle yüzmeyi tercih etmek olabilir. Genelde deniz anasının şeffaf yapısından kaynaklı ilk anda deniz anasını fark edemeyebilirsiniz. Ama birden acısıyla varlığını size çok ciddi bir şekilde hissettirirler. Benim bir defa dalış esnasında sadece açık bölgem olan yüzüme çarpmıştı. Ne olduğunu bile anlamadan dudak ve yanak kısım buralarım komple dayanılmaz bir şekilde yanmaya başlamıştı. Deniz anası çarpmasının ilk belirtileri yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı şeklindedir. Tabii ki bu belirtilerin şiddeti deniz anasının türüne ve vücudunuzun verdiği reaksiyona göre farklılık gösterir. Eğer size temas eden orta dereceli zehre sahip bir deniz anası ise bu belirtiler birkaç saat içinde geçebilir. Fakat zehirli olan deniz anası temasında deniz anası türünün büyüklüğü,
kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Deniz anasının zehirli kapsülleriyle saldırdığını söylemiştim. İşte ilk temas sonrası deriyi kaşımak, patlamamış olan kapsülleri de patlatacağı için daha çok acı ve yanmaya neden olacaktır. Temasın şiddetine bağlı olarak doktorlar bazı ilk yardım tavsiyelerinde bulunuyorlar. Fakat bunlar kesin çözümler olmadığı için sizi yanlış yönlendirmemek adına ben paylaşmıyorum. Böyle bir durumda eğer şiddetli bir acı hissediyorsanız hastaneye gitmeyi kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyin. İstilacı türler meselesi gerçekten anlattıkça anlatılacak ve biraz gerçekçi olmak gerekirse iç karartıcı bir mesele. Bu yüzden herkesi balon balığı ve aslan balığı başta olmak üzere deniz anaları da dahil tüm istilacı türlere karşı daha özgürce denize girebiliyor ve avlayacak balık bulabiliyorken zaman kaybetmeden önlemler almaya davet ediyorum. Gördüğünüz istilacı türleri ve deniz analarını açıklamaya bıraktığım siteler üzerinden derneklere bildirmeniz, bilimsel çalışmalar ve bu türlerin önlenmesi için çok ama çok önemli.